Merhaba arkadaşlar. Gamesafe ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Temadan da anlayacağınız üzere bugün Skyrim ve modlarla ilgili konuşacağız. Skyrim serisinin ne oluyor, modlara ne oluyor, mod dünyasında ne oluyor, Skyrim'da ne oluyor diye konuşacağız. Tamamen böyle hani kafama esti ve girmek istedim. Aslında bir iki olay oldu. Onlar hakkında konuşmak istedim daha çok. Şu anda Skyrim'da 81 tane mod sayfası var. Nexusmod.com'da 81 tane sayfa oldu ve muhtemelen ben konuşurken 81'e, 82'ye, 83'e kadar çıkacaktır, çıkıyordur yani. Ama bu modların çoğu CX'e istemeyen, yani Skyrim'in ana damarı, modlar için en önemli olan programı istemeyen modlar. Çoğu kişi şu anda CX programını bekliyor. Artık tam olarak açılımını bilmediğim için ben de CX diyorum. Aslında biliyordum da unuttum şu anda. İşte çıkıp bakamayacağım. Siz benim neden bahsettiğimi zaten çok iyi anlıyorsunuz. CX'nin çıkması biraz uzun sürecek diyorlar. 64 bit versiyonuna uyarladıkları için bu uzun bir süreç falan diye bahsetmişler. Yani şu an tamamen sallıyorum. Bir ay sürse, hani bir ay sonra çıksa, o çıktıktan sonra da modlar yavaş yavaş gelmeye başlasa, bir 3-4 ayda o modların gelmesi sürse, ki en sağlam, en iyi modlardan bahsediyorum. Şu an örneğin Skyrim mods.com'da, Nexus'ta yani diyeyim, 81 tane 81 sayfa mod var ama hani toplasanız benim işime yarayacak mod sayısı 10 ya da 15'tir. Şu an mesela Special Edition'da yaklaşık 60 tane falan mod var. Size çok rahat söyleyeyim, 40 tanesini çok rahat pat diye kaldırabilirim. Hiçbir şey fark etmez. İşte ufak tefek tekstür modları falan filan. Daha çok mod tanıtacağım için bol bol deniyorum şu anda. Ama mod tanıtımına kalmasını istemiyorum Skyrim'in. Çünkü bu benim asıl yapmak istediğim şey değil. Yani, tamam mod tanıtmayı seviyorum ama ya, çok da hani bana göre bir iş değil. Ben daha çok böyle gameplay ağırlıklı tanıtıyorum zaten. Fark etmişsinizdir. Hani Skyrim serisi çeker gibi. Sadece facecam koymadan bazı yerlerini editleyerek falan tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ki farklı farklı modlar, çok az kişinin denediği modları bulmaya çalışıyorum. Örneğin bu haftaki işte level üzerine daha hızlı level kasmak falan filan gibi modlar gibi. Neyse, yani mod tanıtımı bu şekilde. Dediğim gibi yani 6 ay, hatta bazıları 1 seneden falan bahsediyor şu anda. Ya bu ne kadar doğru kimse bilmiyor tabii ki. Bakarsanız ben şu an konuşurken CX'e çıkmıştır keşke. Ama işte hani bekliyoruz. Ama bu beklerken, bu beklemek de benim canımı sıkıyor çünkü bu seri Temmuz ayından beri erteliyorum. Hepsi yeni Skyrim gelecek, işte Dragonborn serisi olacak ama bambaşka olacak. 200'den fazla mod olacak. Çok uzun sürecek. Her taraftan mod fışkıracak falan gibi konuşuyorum, konuşuyorum. Ortada hiçbir şey yok. Ben de farkındayım ve bu benim de canımı sıkıyor. Ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Aslında tamamen kendiliğinden gelişen bir olay. Şöyle bir muhabbet döndü bugün. Sabah işte mod tanıtımını falan yayınladıktan sonra ev biraz kalabalıktı haliyle pazar günü. Ben de çok fazla video çekecek fırsat bulamadım ve kafama göre böyle dolaşırken bazı modlar kurdum. Sonra yine böyle canımı sıkıldığı bir anda, daha önce serisini de çektim, daha doğrusu bir bölüm çektim. Skyrim'da yaşamak tarzında bir bölüm oynayayım dedim kendi kendime. Kapımı falan kapattım, kulaklığımı taktım, başladım. 4 saat kadar falan oynadım ve o kadar hiçbir, bu arada yan görev herhangi hiçbir şey yapmadım. Sadece düz Skyrim'de dolaştım ve gerçekten çok doğal şeyler oldu. Ve çok hani zevk aldım. Uzun zamandır bu kadar zevk almamıştım Skyrim'den. Tabi yine Survivor modları falan her şey kuruluydu ve ya dedim acaba ben bunu bir mini seri şeklinde yapsam mı? Skyrim'de yaşamak çok sevilmişti ama tek bir bölümlüktü o. Yani onun uzun versiyonunu ister misiniz bilmiyorum. Açıkçası biraz da size bunu sormak isterim. Ya şunu da şöyle düşünmeyin ya, oyalıyorsun falan filan gibi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Benim de elim kolum bağlı şu anda. Ama eğer hani Nexus'taki muhabbet CX'e çok da, çok çok daha fazla uzarsa eski Skyrim'la başlamayı düşünüyorum açıkçası. Ama aklıma böyle bir fikir geldi. Daha doğrusu bu fikirden başka bir fikir daha doğdu. Hani Special Edition'da ya da diğer Skyrim'de mini seriler. İşte bir karakter oluştururuz. Tamamen işte Thief olur. Direkt Thief Guild'den başlarız ama ben onu tabii ki modlarla falan farklı bir hale getiririm.
Ya da Mage isteriz. Mage olur. Yine College of Winterhold'dan başlarız. Onu da modlarla farklı bir hale getiririz falan. Böyle 8-9 bölümlük. O tarz bir şey olabilir ama ben yarın saate bakayım. Bu akşam çekemem büyük ihtimalle. Yarın büyük ihtimal sabah başlarım. Öğlenden sonra 4-5 gibi kanalda benim bu biraz önce bahsettiğim serinin ilk bölümü olur. Tamamen serinin devam edip etmemesi size kalacak bir durum. Eğer beğenirseniz devam et derseniz devam edeceğim ama ya bu tek bölümlük kalsın böyle iyiydi. Ara sıra böyle bir tane at derseniz de öyle kalır. Yani tamamen size bağlı, sizin fikirlerinize, sizin yorumlarınıza, beğenilerinize, beğenmelerinize bağlı. Yani kafamda böyle bir şey var ama bölüm çok hoş oldu yani. 4,5 saat kadar takıldım Skyrim'den, ben çok zevk aldım ve benim işime, içime inen bir iş. Daha bu kanalda ters tepki görmedi çok şükür. Bakalım bu da ne olacak? Sonuçta Skyrim ve gerçekten zevkli olacağına inanıyorum. Yarın ilk bölüm büyük ihtimal kanalda olur. Olmazsa Salı günü olur. Çünkü yetiştirebilirsem yarın, çünkü biraz işlerim de var ama yetiştiririm diye tahmin ediyorum. Yarın öğlenden sonra 4-5 gibi gözüm bu arada saatte, bir yandan da plan yapma çabalarındayım. Yani arkadaşlar durum bu. Bakalım yarın bir seriye başlayacağız ama serinin nereye gidecek bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz bunu. Dediğim gibi evet, şimdilik benden bu kadar. Takipte kalın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.